Merhaba. İsterseniz seçenekleri bir sıralayalım. Ya sizde bir damar tıkanıklığı var, balon ya da stent oldunuz veya bypass oldunuz veya yakınlarınızdan birisinde böyle bir sorun var. Üçüncü seçenek ise ailenizde kalp damar hastalığı sık görülüyor ve bu yüzden siz de arama motoruna bunu yazdınız ve karşınıza çıkan videolar içerisinde bunu seçtiniz. Seçtiğiniz için teşekkürler. Genelde benim kendi kanalımda hastalığımı bilgilendirmek amacıyla yaptığım pek çok video var. O videoların içerisinde beslenmeden egzersize kadar her şeyi bulabilirsiniz. Sizlere bazı klasik eski bilgileri aktarmak istemiyorum. Yani kilo vereceksiniz, kilonuza dikkat edeceksiniz, fazla yemeyeceksiniz, aç kalacaksınız, vejetaryen besleneceksiniz, etten, sütten uzak duracaksınız, günde 6000 adım atacaksınız. Bunların hepsi tamam. Fakat maalesef çoğunluğumuz ve hastalarımızın çoğunluğu bunların hepsine harfiyen uyamıyor ve bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. O zaman da soru şu oluyor. Ben bunları yapamıyorum ama bir şekilde takviye ne yapabilirim? İşte takviye denilince adı üzerinde supplement. Acaba takviye bir şey alabilir miyim diye soruyorlar. Aslında tabii ki doğrusu ne? Doğrusu doğal olarak bunları gıdalardan almak ve gıdalardan alıp depoları doldurmak. Bazı hastalarda depolar o kadar boş ki bunun dolması uzun zaman alıyor. Dolayısıyla hastalanma süreci yani damar tıkanıklığı, damar sertliği süreci de nasıl geçmiş yıllardan birikerek geldiyse sonuçta hemen çözülmüyor. En azından yapılacak bir şey durdurmak bu süreci. Durdurduktan sonra o zaman belki geriye doğru çevirme şansımız olabilir. Birçoğumuz değil ama önemli sayıda bir oran toplumumuzda ilaç seviyor. Yani ilaçları seviyorlar. İlaç olmadan yapamıyorlar. O yüzden zaten değil mi hepimizin evinde tonlarca ilaç var, kullanmadığımız ilaç var. En ağır hastalıklarda bile uzun süreli ilaç kullanması gereken hastaların çoğunluğu çeşitli nedenlerden dolayı ilaçlarını bırakıyorlar. Yeteri kadar düzenli ve düzgün kullanmıyorlar. Bir de bunun üzerine ben şimdi size bir takım supplementlerden, takviye gıdalardan bahsedeceğim. Ama dikkatinizi çekerim, bu özellikle depoları çok boşalmış olan kişiler ve eksikliği önemli risk oluşturabilecek olan kişiler için geçerli. İsterseniz gelin bir bakalım. Acaba bunların içerisinde bildikleriniz var mı? Birkaç tane bilmediğiniz noktayı size iletebilirsem ne mutlu bana. İlk sırada folat var. Folat denince aklınıza ne gelecek? Tabii ki kansızlık gelecek. Fakat unutmayın, folat düzeylerindeki düşüklük de kalp damar hastalığı açısından bir risk olarak kabul ediliyor. En azından folat depoları dolu ve normalin üstüne doğru yaklaştırılmış olan kişilerde %5 ila %22 oranında kalp damar hastalığına bağlı olaylar ve felçte düşme görülüyor. Bu da bence hatır sayılır bir oran. Nitrik oksit çok önemli bir madde. Niye önemli bir madde? Çünkü damarın duvarında salınıyor. Damarın duvarında salındığı için damarda o bölgeyi genişletiyor. Doğal olarak vücudumuzda yapılan bir madde. Ve damar genişletici etkisi nedeniyle tedavi edici olarak da kullanılıyor. Nitratlar yani izordil, monoket gibi kalp damar hastalarına verilen ilaçların temelinde bu madde yatıyor. Dolayısıyla siz de dışarıdan nitrik oksit aldığınız zaman bir yerde damarlarınızın genişlemesine yardımcı oluyorsunuz. Bu da kullanılabilecek nitelikte bir takviye. Selenyum vücudumuzda doğal olarak oluşan zararlı oksijen radikalleri dediğimiz maddeleri temizleyen esansiyel bir mineral. Bu esansiyel mineralin düşüklüğü kalp damar hastalığı riskini %50 arttırıyor. Eğer bunu kullanırsanız da %20 ile %30 oranında bir düşmeye sebep oluyor. Bence bu ciddi bir oran. Dolayısıyla selenyum da kullanılabilir. Coenzim Q10 da aynen selenyum gibi vücutta oluşan oksijen radikallerini temizliyor. Bu da damar duvarını döşeyen hücrelerle beraber çalışan bir madde. Ve ikisi beraber çalıştıkları zaman kalp damar hastalıkları açısından ciddi katkılar sağlıyorlar. Hem kalp damar hastalığı riskini azaltıyorlar hem de oluşabilecek olaylardaki hayati tehlike oranlarını düşürüyorlar. L-karnitin bir amino asit türevi. 3 tane görevi var. Bunlardan bir tanesi kalp kasını güçlendiriyor. İkincisi mitokondride etkili.
hücrenin enerji merkezinde ve yağ asitleri üzerinde etkili. Onun için L-karnitin özellikle bacak damarı tıkanıklı olan kişilerde yürüme mesafesini arttırdığı saptanmış. L-karnitin bir amino asit türevi. Bu amino asit türevinin görevi şu. Birincisi kalp kasının güçlenmesine yardımcı oluyor. Hücre içerisindeki mitokondrinin çalışmasına destek oluyor ve bunun yanında yağ asitleri üzerinde de etkisi var. L-karnitin özellikle bacak damarı tıkanıklığı olan kişilerde yürüme mesafesini arttırdığı biliniyor. Fakat aynı zamanda kalp zayıflığı olan kişilerde de kalp kasının güçlenmesine neden oluyor. Taurin L-karnitine benziyor. Yalnız birkaç önemli artısı daha var. Bunlardan bir tanesi beyin fonksiyonlarını artırıyor. Bunun yanında atletik performansı güçlendiriyor. Onun için sporcular da kullanabiliyor. Ve kalp kasının da güçlenmesine aynen L-karnitinde olduğu gibi yardımcı oluyor. Bu da kullanabilecek nitelikte bir takviye gıda. Tiamin B1 vitamini. Ve toplumda aslında sanılanın üzerinde eksikliği görülüyor. Tiamin ne yapıyor? Tiamin özellikle kalp krizi geçirmiş, görevini yapmakta zorlanan, zayıflamış olan kalbin toparlanmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda tiamin alındığı zaman kalp damar hastalıklarına bağlı olan bazı önemli olayların, başta kalp krizi olmak üzere, daha az geçirildiği saptanmış. D vitaminini bilmeyeniniz yok. Faydalarını herkes anlatıyor. Yalnız kalsiyumun da büyük önemi var. Çünkü kalsiyum aslına bakarsanız kalp kası hücresinin kasılmasını sağlayan ana elektrolittir. Kas hücresinin içerisine giren kalsiyum kasılmanın ana etken maddesidir. Dolayısıyla kalsiyum düzeyinin düşüklüğü hem D vitaminini etkiler hem de aynı zamanda kalp kasının çalışmasını bozar. Dolayısıyla kalsiyumun da alınabileceğini bir not olarak iletmek istiyorum. Bir de son bir not eklemek istiyorum sizlere. O da şudur. Homosisteinin düzeyinin yüksekliği kalp damar hastalığı için bir risk faktörüdür. Homosistein düzeyinin yüksekliği durumunda kalp damar hastalığına yakalanma şansınız daha yüksektir. O yüzden eğer kendinizde bir kalp probleminden, damar probleminden şüpheleniyorsanız homosistein düzeyinize de baktırmanız gerektiğini sizlere anımsatmak istiyorum. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.